Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Yeni Güne Merhaba. Günaydın, günaydın ve de günaydın Süper FM'in süper ötesi dinleyicileri. İşe giden büyükler, okul servisindeki cücükler, abilerin, ablaların. Hepinize günaydın. Bugün çok enerjik gördüm sizi Zuhal Hanım. Aa, benim her zamanki halim. Doğru söylüyorsun. Ben de seni yine bugün gayet miskin gördüm Mustafa. Yine uyanamamışsın. Ama erken değil mi ya? Ne yapalım, akşam 5'e alalım istersen senin için programa. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Hani ben öyle şeyleri pek sevmem ama... gerçekten hepimizi çok mutlu eden, gururlandıran bir haber aldık efendim. Sizler de paylaşalım istiyoruz. Çünkü sizin de katkınız, payınız var. Efendim Zuhal Topal'ın günlüğü en çok dinlenen Dry Time, yani sabah kuşağı programlarında 4. sıraya yükselmiş sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz gösterdiğiniz ilgi alakaya. Bütün Süper FM ailesine, Karnaval grubuna, sevgili Fatih'e ve maalesef yayın partnerim Mustafa Kotan'a teşekkür ediyorum. Ama iyi ama daha ne olsun ya 3. ayda. Daha ne olsun ya. Oğlum ilk 3'e girersek bonus alacağız. Zorla birazcık da. Vallahi mi? Tabii senin haberi iyi. Aa doğru ya, sana vermeyecekler. Aa. Vallahi şey olur ya, ama zaten şampiyon belli, ikinci kim deriz 2 ay sonra ben. Ben hiç öyle şeyler sevmem. Hiç söylemem öyle şeyler. Niye? Aa çok ayıp geliyor. Ben seni yine derim. Sen zaten her şeyi diyorsun maşallah. Dur bakalım senin biletini ne zaman kesecekler? Bana kıyarlar mı ya? Bana kıyamazlar. Şu an nasıl baktığımı size tarif edemiyorum sevgili dinleyenler. Vallahi benim ama siz az çok tahmin ediyorsunuzdur artık. Ben patronlarımı çok seviyorum. Düzeyli bir ilişkimiz var. Hepsini birden. Hepsini bak. Öpüyorum buradan. Peki güzel. Perşembe. Güzel ülkemizin her metrekaresine selamlar olsun o zaman diyelim. Zuhal Topal'la gün... Zuhal Topal'la... Abi benim de programa kayıyor. Affedersiniz, çok affedersiniz. Zuhal Topal'ın günlüğü başladı. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekilme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Hem Allah ne verdiyse ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili Süper FM dinleyicileri. Bakalım bugün haberlerimizde, bültenimizde neler varmış? Buyurun. Aslı Enver Murat Boz'a taşınmış. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Vallahi iyi fikirmiş ya. Ben de taşınayım. Adam iyi para kazandı son 2-3 yılda. David Beckham Amerika'da sahip olduğu futbol kulübüne yeni bir stadyum yapmak için arazi satın almış. Vay babayın kemmüğüne. Bizlere Beşiktaş stat yapacağım diye 3 yıl göbeğe çatladı ve elin yağışıklısı da kendine stat dikmiş. Helal olsun. Ama adamın vizyonu var, inkar edemez. Doğru söylüyorsun be. Bir David Beckham kolay yetişmiyor. Aa, ne yapıyorsun mıstık? Gaza geldim Zuhal. İçindeki şeyi yapacağım. Ne yapacaksın? Yapma oğlum, burada yapma. Git arada Abdül lavaboya git. Orada yap ne yapacaksan. Ya aşk olsun ya senin her şey. Bir şey söyleyeceğim, sen niye beni devamlı dinleyicilere, seyircilere söylüyorsun? Hmm. Hiç gizli bir şey yapamayacak mıyız biz? Yapamazsın, burada ben görüyorum çünkü. Hayır ya, ben seni de yaparım da mesela niye insanlara söylüyorsun ya? Biraz gizlimiz saklımız da olsun ya. Onu yaptın, bunu yaptın. Lütfen. Ama şimdi duyacakları şeyi nasıl gizleyeyim ben onlardan? Zaten duyacaklar yani öyle bir şey yaptığın zaman. Bu arada bu mikrofonunla nedir alıp veremediğin zavallı kalpten çektiği. İnanın sevgili dinleyenler, 4 aydır şu mikrofonu oraya vuruyor, buraya vuruyor, eğiyor, büküyor, kaldırıyor, indiriyor. Mikrofon olalı böyle eziyet görmedi ama ya. Ama alışık değilim, ne yapayım? Alış artık Mustafa, 4 ay oldu, daha nasıl alışacaksın? Böyle elime mi alsam acaba hep mikrofonu? Alma Mustafa. Kısa bir ara veriyoruz, Mustafa'nın fabrika ayarlarına dönmesi lazım sevgili dinleyenler. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Aylık 3 bin lira maaşa bağlasalar seni, kayınvaliden aynı evde yaşar mıydın? Ben var ya, görümce et hepsini eve doldururum. Üstüne kısır günü bile yaparım be. Ama şimdi kayınvalideyle de iyi geçince malum değil yani. Vallahi kayınvalideyi görmezden gelebilirsem 3000 TL'yi görmezden gelemezsin Zuhal'cığım. Aa. Ama sen evlilikle ilgili hiçbir şey bilmiyorsun Mustafa. Niye be? Ay şimdi kayınvalidesini evden göndermek için bütün servetini verecek adamlar var maalesef. Ama onlar da zengin züppeymiş be. Boş ver he. Vallahi 4000 versinler, kafamın üstüne taşırım ben kaynanamı ya. Aa lafa bak. Böyle bir iş mi kursam acaba? Aylık 3000'e servise dolaşıp milleti kaynanasını toplarım ben. Ne yapacaksın kayınvalideleri? Salarım bir depoya. Sabaha kadar damatları çekiştirsinler. Peki üçüncü gözün çıkacak olsan nereden çıkmasını isterdin? Ben ayak parmağımdan çıksın isterim Zuhal'cığım. Yazın işte yarasın bari ya. Aşağıdan yukarı doğru şöyle süsün etrafı. Ama kışın ne olacak, leş gibi ayaklarının içine mikrop kapacak gözün. Doğru, o zaman arkamdan çıksın. Arkamdan derken? Ya işte tam çatalın orada. Ya üf Mustafa ya. Aman.
Sana artık bir şey sormayacağım ben ya. Ne zaman sorsa böyle salak saçması cevaplar veriyorsun ya. Ama görürüm o, hani o gerçekten şemsiye miymiş değilmiş ya. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Efendim, Mustafa Kota'nın Zuhal Topal'ın günlüğü içinde tutunmaya başladığı ufacık minicik küçücük köşesi başlıyor. Önemli olan süresi değil Zuhal'cığım, işleri. Ha, sen öyle san. Buralar ileride hep benim olacak. Vallahi sabırla bekliyorum ben. Buyurun. Tabii tabii, hadi ilk sorun gelsin. Zeytinburnu'ndan Oktay sormuş. Mustafa abi 27 yaşındayım. Tip desen yok. Valla para desen o da yok. Ha, dil de yok. Zengin olma ihtimalim şu anda hele hiç yok. En azından bir zengin gösterecek birkaç tüyo ver abi ya demiş. Benimle takıl Oktay. Böyle hatunların aklını alırsın. Vay, Mustafa Kota'nda takılıyor ya, hani adama bak derler o zaman. Ay sanki kendi ilacı olsa kendi başına sürmez. Zoracığım lütfen dinleyicimle arama girmez misin? Ay buyur. Oktay'cığım ama bak, sonra o hatunları senin elinden alabilirim. Hmm. Yanlış anlama, ben öyle şey yapmam ya, bu hatunlar beni tercih ediyor ya. Hani önceden bir uyarayım da seni, sonrasında vay efendim şöyle oldu böyle oldu deme bana. Mustafa, bu özgüven nereden geliyor sana? Bende şeytan tüyü var. Aa, Allah Allah, hiç göremedik, nerede? Şimdi göstermeyeyim de bir... Çekip gösteririm. Ankara'dan Kerem sormuş. Mustafa abi, merak ettik de bir sosyal medya programı olsan diyelim, hangisi olmak isterdin? Vallahi Kerem'ciğim, ben Instagram'ın DM kısmı olurdum diye düşünüyorum. Gizli saklı böyle ateşli fotoğrafların, konuşmaların döndüğü yer tam olarak orası ben olurdum kesin. Bence senden Facebook'un diğer kutusu bile olmaz Mustafa. Sen öyle san canım. Ortaköy'den Tuna soruyor. Eğer Pinokyo şimdi burnum uzayacak derse ve burnu uzamazsa yalan söylemiş olur ve burnunun uzaması gerekir. Ama burnu uzarsa doğruyu söylemiş olur ve bu yüzden burnunun uzamaması gerekir. Nasıl oluyor abi demiş. Bu ne biçim soru şimdi, bu ne? Ama zorlu çıktı bu Tuna. Hadi bakalım ne cevap vereceksin. Tunacığım, sen böyle şeyleri kafana takma yavrum. Kaç para maaş alıyorsun? Sevginin var mı? Karizman ne durumda? Ezik misin, büzük müsün oğlum? Nesin sen lan? Ay niye azarlıyorsun çocuğu ya? Ya bana böyle felsefi sorular soracaksın. Önce kendine bakıp ben ne yapıyorum diye sormalı bence. Biz bu programı 10 gün sonra bıraksak herkesle sen kavga edersin ha. Allah'tan kısa sürüyor senin bölüm. Bitti mi yine ya? Bitti. 3 dinleyici daha kaybettik senin yüzünden. İnsanlar beni sevdiği için dinliyor programı. O zaman rest çekiyorum. Hadi çek. Arkadaşlar, Instagram hesabım Mustafa Kotan. Son paylaştığın fotoğrafın altına 15 kişi seni seviyoruz yazsın. Ay ay ay, 11 kişi yazsın vallahi bırakırım bak. Arkadaşlar lütfen bakın, elimize inanılmaz bir fırsat geçir. Haydi. O zaman benim de bir ricam olacak sevgili dinleyenler. Mustafa'nın son paylaştığı fotoğrafın altına Zuhal Topal yazabilir misiniz? Sadece Zuhal Topal. Instagram hesabı Mustafa Kotan. Ya ama bu baştan yoktu Zuhal. Niye böyle? Ne oldu zırt? Lan korktun mu? Şaka şaka, yapmayın öyle şeyler. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Ya Mustafa, bir şey soracağım. Buyurun. Üstünde ne kadar var? Valla borç isteyeceksen hiç yok Zuhal'cığım. Ay daha neler, merak ediyorum ya, bir habere bağlayacağım. Ne kadar var söyle. Valla 3 lira 65 kuruş var. Ah canım benim ya. Bak, zabıtanın yaptığı operasyonda yaşlı bir kadın üzerinden 7200 TL çıkmış. Vay babayın kemmüne. Ya yolda görsen dilenci milenci dersin ama kadın istese valla seni gündeliğe çağırabilir yani. Şimdi gündelikçi mi olduk be? Yeterli miktarda bir teklifle sanki düşünürsün gibi geliyor bana. Bedenim satın alabilirsiniz ama ruhum asla. Ama kim ne yapsın senin bedenini? Sağ ayak serçe parmağımı görsen böyle konuşmaz. Ay insan kendini över de sağ ayakındaki serçe parmağı mı över ya? Vallahi serçe parmağımı övenlerin yalancısıyım ben Zuhal'cığım. İstersen açıp göstereyim. Ay ben istemem. Niçin serçe parmağını görürsün sabah sabah ya? Habere gelin, habere. İtalya'nın sahil kasabası Bordighera'da belediye dilenciliği önlemek için dilencilerin değil, onlara para verenlerin cezalandırılması kararı aldı. Belediye meclisinin kararına göre dilencilere para verirken yakalananlara para cezası kesilecekmiş. Şimdi belediye de cebine indirmenin yolunu bulmuş valla. Ha madem daha çok para ver, biraz da bize ver hemşerim demiş resmen. Bak, buradan İtalya'daki dilenci kardeşlerime bir sesleneceğim ben. Hı. Kim para verirse elini öpün, zabıtaya da bayram açlığı alıyorum deyin. İyi de İtalya'da öyle bir adet yok ki yani. Hiç mi yok Zuhal'e bu insanların bayramı mayramı? Tamam var da öyle el öpmeli falan bizdeki gibi değil. Ne öpmeli? Şimdi bir şey diyecektim, vazgeçtim. Bir an tamam. Kendimi düşündüm, programı düşündüm, ailemi düşündüm. Tamam bak, ama çok ilginç bir bayrammış hakikaten ya. O zaman buradan Papa'ya bir sesleneceğim. Papacığım bir bayram yap da bu insanlar bir bayram etsin. Babacığım da Karadeniz'de.
Allah'ım yarabbim ya. Zaten bir de sen seslen İtalyan Belediyesi'ne. İtalyan Belediyesi. O dilencilerin yakasından düşün, pizza dağıtın birer tane. Milletin parası size ne isteyen verir gönlünden kopmuş. İnsanların vicdani duygularına oynamayın. Allah Allah. Quanto pano, cicravetto, pizza, bento pano, parmesane, pizza, margarita. İtalyanca küfür ettim şu an. Ben de noce nessuno bello come detiamo dici. 104.4. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Geldik pırıl pırıl mis gibi dertlere derman olduğumuz bölümümüze. Zuhal Topal'la ilişki durumu başlıyor. Hadi bakalım Mıstıkcan. Önce adreslerimizi veriyoruz. Öf. Ama ne hemen verme. Sevmiyorum şu sosyal medyayı sevmiyorum ya. Ama nereden zorla bana şey yapıyorsun ya. Ben Instagram'ı kapatmıştım da güzel sevgili dinleyenler. Bu sefer de sahte hesaplar, fake hesaplar çıktı diye tekrar açmak zorunda kaldık. Yani... Ama yönetim şeyim var, sosyal medya yönetimim var. Sağ olsun onlara ilgileniyorlar. Ama soruları nereye gönderecekler? Hani mektup atacak değiller değil mi? Sana mektup atarlar inşallah içine şarbon koyarlar. Hani kötü kötü konuşuyorsun ya. Hadi Instagram adresimi. Hadi vermiyorum. Hadi sor. Instagram'dan. Hadi ilk soruyu sor. Bodrum'dan Zeliha sormuş. Heh, söyle canım. Sevgilimin sadakatini ölçmek için sahte Facebook hesabımdan onunla yazışmaya başladım. Sanalda ileri seviyede şeyler yaşadık. Bana aşık oldu. Ben de boş değilim. Gerçek bana söylemediği şeyleri o kadına söylüyor. Benimle evlenmek istiyor, sevgilisinden ayrılacak. Benim kafam iyice karıştı, Zuhal ablacığım ne yapacağım? Allah Allah. Gazim, niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Akuzum. Bu ilişkide Zuhal'cığım 4 kişi, 2 sevgili var. Ortalık çok karışmış. Zeliha kendini ikiye bölmüş. Çirkin bir arkadaşını gönderip terk ettirsin kendini. Hangi kendini? İşte sanaldaki kendini terk ettirsin. Ha niye arkadaşını gönderiyor? Kendi niye gitmiyor? Kendi giderse anlaşılır ki gerçek sevgilisi olduğunu. Neden çirkin arkadaşını gönderiyor o zaman? Şimdi bu adam gönderdiği kişiye de aşık olabilir ya. Hı. Boşta bulduğuna yürüyor belli ki. Ay gözünü seveyim devam et Mustafa sinir oldum. Ben Dilek sormuş. Ben Kayseriliyim nişanlım Kastamonulu. Pastırma savaşları yapıyoruz. Hı. Ben de pastırmamı beğendirmeyeceğim diye her gün pastırma yapıyorum. O hala bizim oraların pastırması daha iyi olur diye. Pastırmalarımız uyuşmadı yani. Zuhal abla ne yapacağım ayrılayım mı ben bu adamdan? Karıştırın pastırmaları Dilekçi. Tabii canım biraz senin pastırmandan biraz beyefendinin pastırmasından. Lezzet dili tek taraflı olur mu hiç ya? Ama çok da yemeyin yani arada bir ara verin yani. Pastırma neyle ilgili biliyor musun Zuhal? Yumurtayla. Rus salatasıyla. Aa. Böyle üst üste koyup sıra sıra yiyorsun. İkisinin de tadı geliyor ağzına. Devam et Mustafa, devam et. Berlin'den Nur Hayat sormuş. Ha canım. Sarışın, turkuaz, yeşil gözlü, 1.80 boyunda, 62 kilo, 26 yaşında bir genç kızım. Hı. Zuhal abla, ben de senin gibi bir star ışığı var. Hı. İlişkilerim göz kamaşmasından dolayı kısa sürüyor. Mustafa Bey gibi gözlük takan karizmatik erkekler bu ışığı taşıyabilir diye düşünüyorum. Mustafa Bey'i önerir misiniz, ne diyorsunuz? Zuhal ne olur öner ya. Vallahi öner ya. Ama dur daha görmedin Nur Hayat'ı. Ya oldun kadın değil mi ya? Ne olacak öner. Öneriyorsun. Ya aşkına Zuhal ya. Allah Allah ya. Ay siz özelden yazışın iyisi mi? Ben bu işlere karışmak istemiyorum. İyi aşk olsun ya. Ben de sana yardım etmeyeceğim bir şey olduğunda. Ay çok üzüldüm. Korktum. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Süper Sabahlar. Şimdi burada bir soruyu ben Mustafa ile birlikte bir masaya yatırmak istiyorum sevgili dinleyenler. Yatıralım bakalım. İnsanlar neden öpüşürken gözlerini kapatır? Partneri çok çirkin olabilir, görmek istemiyor olabilir. Ya insan zaten görmek istemediği birini öpmez ki. Ah Zuhal, ah sen bilmezsin var ya yokluk adama neler yaptırıyor. Neler yaptırıyor anlat bakayım. İnşaat demiri bile kemirtir ya. Vallahi hiç girmeyelim oraları Zuhal. Sen mesela gözlerini kapatır mısın? Ben öptüğüm yeri görmek isterim. Önceden bak. Ya bazen kendimden geçiyorum da neyi öptüğüm belli olmuyor. En azından gözüm açıkken öpeyim de... Hani ne yapıyorum diye vazgeçmeyeyim sonradan. Hani mesela ilginç bir şey öptün mü hiç bugüne kadar? Vallahi geçenlerde bir dolabı öptüm arkadaşlar zor ayırdı. Başka neler yaptın acaba? Komedin öptüm. Ay 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 lütfen Mustafa anlatma ya. Niye böyle şeyler yapıyorsun arkadaşım ya? Ya niye olacak yalnızlıktan? Fransız vardı da biz mi öpmedik ya? İtalyan vardı biz mi öpmedik? Allah Allah. Türk vardı da biz mi gözümüzü kapadık sanki? Hayır yani ben anlamadığım bir şey var Mustafa. Bilimsel olarak bazı açıklamalarda bulunmuşlardı eskiden.
Hani demişlerdi ki hani insanlar işte o anda başka bir konsantrasyon, başka bir şey vardır. İşte gözü açık öpüşen gerçekten karşısındakine değer vermiyordur falan. Ben bu hafta sormuştum. Vallahi bana nefes alsın yeter politika. Ya yeter bir vallahi çağıracağım nöbetçileri. Hatta çağır. Ne güzel nöbetçi. Hoş geldiniz. Vallahi çağırmadan geliyorlar artık ya. Bravo, aldılar yani mesajı, kaptılar işi. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekilme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Radyonun sesini sonuna kadar açın hanımlar. Kadınları etkilemek isteyen erkeklerin söylediği temel yalanları açıklıyorum. Açmayın, koşmayın. Niye tornistan yaptın? Ne gerek var şimdi Zuhal? Konuşma sırtlan. Madde madde hepsini açıklayacağım vallahi billahi. Acaba ben var mıyım o maddelerde? Efendim ilk yalanımız geliyor. Aa, yemek pişirmeye bayılırım. Bayılır mısın sen Mustafa? Valla yiyeceksen bayıla bayıla yaparım ne Zuhacığım. Ya daha demin yarım ekmek kaşar yedin ya. Ya illa acıkınca mı yiyeceğiz pardon? Meşhur kekimden yediririm. Ne var o kekin içinde? Bir şey yok canım, sadece sevgimi katıyorum. O zaman pek bir şeye benzemez mıstık o. Valla kızlar bayılıyor. Emmikli emmikli. Zehirlenip bayılıyor olmasınlar Mustafa. Ay, olabilir mi öyle bir şey ya be? Peki kadınlar hiç yalan söyler misin? Söylemem. Yalancıyı Avatar Atakan kovalasın mı? Yok, olmaz. Yalancı Yunus Günç'e kovalasın. Ay. Ben yatağımda uyurken bile yakalayamaz beni zaten. Ay, gören de atlet bir şey sanacak seni ha. Ay, kafelerin dışına atılan armut puflara benziyoruz ama özgüven maşallah stratosferi yarıp geçiyor. Yararım bilirsin. Bakın bir diğer yalan geliyor hanımlar. Biten ilişkim beni çok yaraladı. Bunun için zamanlamayı doğru ayarlayacaksın. Ağlamaklı bir şekilde bakıp fark ettim mi ki yani biten ilişkim beni çok yaralamış, gitmem lazım diyeceksin. Sen bir gıççık sırtlansın, tokadı da yiyeceksin. Yahu bak canım Zuhacığım, yemişim yiyeceğimi de tokatı da yerim, yutarım. Bak yeni öğrendim bunu. Bunun adı kalp yavrum. Tersten okuduğun gibi plak değil ki takılıp kalsın. Oo, güzel lafmış ha. Güzel laf tabii canım. Ben çalışıp geliyorum her gün programa. Böyle internete forum forum dolaşıyorum gelmeden. Aferin mıstık. Kesin herkes seninle şu an gurur duydu. Ne güzel zottirik zottirik laflar araştırıyorsun. Ya headshot yaptım resmen. Vay vay vay, sıradaki yalanımız. Ay sende garip bir şeyler var beni çeken. Bunun yan kız var mı hakikaten ya? Var tabii canım, olmaz mı? Ya siz kızlar var ya hakikaten çıldırmışsınız ha. İşte biz de kızların gözünü açmaya çalışıyoruz. Açma Zuhal ya. Daha çok gencim. Ekmeğimle oynama ya. Onlarda garip bir şey var beni çeken, biliyor musun? Sus, kandırma kadınları. Vallahi var bak, böyle mistik bir şey. Adını veremeyeceğim ama hani radyo kapanır diye korkuyorum. Düşün. Radyo inşallah senin üstüne kapanır Mustafa. Yalnız bugün bayağı bir tükürdün ha. Ama sen hak ettin. Sen hak ettin. Zıplansın ve nöbetçileri çağırıyorum. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Zuhal, bir kadın sevdiği bir adamı başka bir kadınla paylaşabilir mi? Allah Allah, olmaz tabii ki, niye paylaşsın ya? Ya işte en azından hani bir kısmını paylaşsa ne olur ki? Bir kısmını derken? Hani %20'sini geçmez mesela. Ama ne taraftaki %20? Vay, hemen çözdün olayı. Tabii senin sayende. Tabii. Şimdi bak, sevgi paylaştıkça çoğalmıyor mu ama? Hani öyle bir laf yok muydu? Arkadaşım, o iki kişi arasında geçerli. Yoksa ben öyle kamuya açılacağım falan diye bir şey olamaz. Ya ben halka açılmak istiyorum ya. Böyle borsada işten falan görmek istiyorum. Ne olacak o zaman biliyor musun? Bir tamiz dayak yiyeceksin Mustafa. Şimdi beni böyle kabul edecek birini bulamam mı? Bulamazsın. Lanet olası federalle. Ne oluyor ya? Üzüldüm ama ya. Niye Amerikan var üzülüyorsun ya? Ya dün bir film izliyordum da oradan geldi aklıma. Bruce Willis gibi. Ay evet ya, televizyonda da izleyecek bir şey kalmadı. Şu şeye ne ediyorsun? Survivor'ı izliyor musun? Devam mı? Aa, Survivor izliyorum vallahi, seviyorum. Ben de seyrediyorum, ne yalan söyleyeyim yani. Bayağı bir de ortalık bayağı bir karıştı geçen bir kavga. Nagihan bir yanar döner oldu şimdi. Evet, o öbür tarafa geçti. Ama şimdi takımda da ilk yani kız sürekli sayıyı alıyor. Atakan da alıyor galiba. Atakan da hırslı biraz sanki. Bence Atakan zaten olacak da şampiyon. Bana da öyle geliyor değil mi? Başka kimler finale kalır gider sence? Valla Nagihan kesin kalır. Hmm. Ünlüler takımda Yunus falan direkt paketlerler zaten. Öyle bir konuşmaya. Paketlerler abi. Lahmacun mu bu, niye paketler? Hayır, yollarlar yani. Tuba Azay Yılmaz. Yunus çok konuşuyor sanki. Bir de ben haklı ilk günden beri... Ama şu lafı söyledi, çok güldüm. Geçenlerde Yattara SMS birincisi oldu. Bir isim söylemesi gerekiyordu işte konsey günü. Dedi ki işte Mehmet benim dedi, oğlum dedi, Ezgi de kardeşim dedi. Onun için onları söyleyemeyeceğim dedi.
Ondan sonra Yunus'u söyledi. Yunus da dedi ki o oğlu o kardeşi oluyorsa ben de oluyorum görümcesi. güldüm yani. Gayet zekice bir espriydi. Yunus itici yani. Boş konuşuyor. Valla. Efendim bir kısa ara veriyoruz. Daha sonrasında Zuhal Topal'ın günlüğü saat 9'a kadar devam edecek. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü. Saçma bir soru olacak ama sporla arar mısın Mustafa? Valla spor araba görünce hep aklıma gelen tek şey bu kaç basıyordur acaba? Bu kadar mı? Bir de bu şey var ya bir kemik. Evşallı var ya. Kemik. Ama hiç sevmiyorum evşallı neyse. Bu pilates topuyla diyaloğu da hoşuma gidiyor benim. Yani şöyle söyleyeyim. Spor yapan kadınları seviyorum ama sporu sevmem. Erkekleri? Spor yapan erkekleri? Yo onlarla da. Ben sadece spor yapan kadınları seviyorum. Ha şimdi kaslı erkek görünce kıskanıyor musun? Onu de bana. Yani ne kıskanacağım, adamlar odun gibi dolaşıyorlar etrafta ya. Hani böyle bir kıvraklık yok, bir şey yok. Ya bak, bak bana bir dokun, bayağı bir dalgalanıyorum ha. Yağlısın, bıngıl bıngıl onlar sallanıyor. Sen beni spor yaparken görmedin, o yüzden böyle diyorsun. En sevdiğin spor dalı ne? Kadınlar tenis müsabakası. Neden? Vallahi çok hoşuma gidiyor, çok güzel çığlık atıyorlar ha. Nasıl çığlık atıyorlar? Au! Oh yeah falan bir sürü şey diyorlar. Şak 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 topa vuruyorlar. Mustafa ben seni anlayamıyorum. Ya sonları niye anlamıyorsun? Ne oldu ne dedim şimdi bir şey demedim ki. Ne sen burada çığlık ata dur. Arda'yı izlemek için ayda 400 kişi İspanya'ya gidiyormuş bak. Niye evlerinde YouTube yok muymuş? Ha varmış da internet hızı düşük diye. Gidip canlı canlı izlemeyi tercih ediyorlarmış. Vallahi bu insanlar çıldırmış Suha'cığım. Kıskandın yani. Kıskanma. Ya ne kıskanacağım ya şimdi adam ilk top sektirecek onu seyretmeye İspanya'ya mı gideceğim ben? Ne için gidilir? Güreş için gidilir ya. Boğa güreşi mi? Vallahi boğalı boğasız. Ortaya karışık işte. Katalan kızlar eklesin beni. Ben boğa güreşine karşıyım. Bak bir ısırık daha haber var. Bu sıralar insanlar paso birbirini ısırıyorlarmış. Everton ve Chelsea arasında oynanan maçın 84. dakikasında Diego Costa, Gareth Barry ısırmış. Nasıl ısırmış ya? Bak böyle işte bak gördün mü resmi? Aa millet ısıracak bir şey bulamadı ama bu arada bir itirafta bulunabilir miyim? Bulun. Ben de sevdiklerimi ısırırım. Hannibal mısın sen? Vampir misin sen? Isırma kimseyi rahat dur. Vallahi ben mesela köpeğimin kulağını falan da ısırırım. İnşallah o da gelir senin. Zavallı tarçın çektiklerine bak ya. Saat 9 oldu yine. Evet oh çok şükür ben dinleyicilerimizden ayrılacağım için üzülüyorum ama senden kurtulacağım için de seviniyorum. Yarın efendim haftanın son günü cuma gününde buluşacağız. Saat 7'de Süper Efendi Zuhal Topal'ın günlüğünde buluşmak üzere. Hoşça kalın, güzel kalın, sevgiyle neşeyle kalın. Görüşmek efendim. Üzere. Zuhal Topal'ın günlüğü.